Merhaba. For me, it's been very easy to come here to Trabzon. I first met the squad when we were on a training camp, and it's a very nice group, and we have a good relationship together, and all the players and all the staff has been really helpful to make it very easy for me to come here to this club. So I'm very happy to be here. And your individual performance? I don't like to speak about my own performance and so, but I'm happy to be here and I do everything I can to help the team to win many games as possible. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayalım. Buraya Trabzon'a gelmek benim açımdan aslında kolay bir karar oldu. Çünkü çok da uzun sürmedi buraya adapte olma süreci. Kampa ilk katıldığımda takım sezoncusu kampında hep beraberdi. İlk geldiğim ilk andan itibaren hem oyuncular olsun hem de teknik ekip çok yardımcı oldular. Dolayısıyla burada herkesin yardımıyla beraber alışmam da çok kolay, çok kısa sürdü. Çok da uzun sürmedi diyebilirim. İkinci sorunuzla alakalı olarak aslında ben çok fazla kendi performansından söz etmeyi ya da bundan konuşmayı seven biri değilimdir. Söyleyebileceğim tek şey elimden gelen en iyisini yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve mümkün olan en fazla sayıda maçı kazanmaya çalışıyoruz. Sezon başında... First of all, Cornelius is a good friend of mine. We had a good time here together the short period he was here, and he also helped me and explained me about the things, and we also spoke before I signed here with Trabzon. Of course, I was hoping he would stay because he also he's a good friend, but he also a very good football player. But that's life in football. Some people change, and that's how it is. But besides that, that he was leaving, I have a very good friendship with all the other players also. So that's how it is, football. Öncelikle Cornelius zaten çok yakın bir arkadaşım, çok iyi bir arkadaşım olduğunu söyleyebilirim kendisinin. Buraya gelmeden önce, Trabzonspor'a imza atmadan önce kendisiyle tabii ki görüşmelerim olmuştu ve buradaki durumu, neler yapmam gerektiğini, nasıl işlemesi gerektiğini bana ifade etmişti, anlatmıştı. Burada beraber geçirdiğimiz bu kısa süreçte aslında bana çok yardımcı oldu diyebilirim kendisi. Buraya adapte olmamda çok büyük etkisi oldu. Ancak tabii ki futbol ve hayat her zaman böyledir. Cornelius'u hem çok iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir futbolcu olarak biliyoruz. Ama tabii ki bana sorsanız ben tabii ki onun yanında görmek isterim. Ama hayat ve futbol maalesef böyle. Bazen ayrılıklar yaşanabiliyor. Ancak kendisi ayrıldığında dahi bütün takım arkadaşlarımızla birlikte çok yakın ilişkilerimiz olduğu için zaten ayrılışı çok fazla beni etkiledi diyemem ama evet çok yakın bir arkadaşımdı Cornelius. Görüşmek. Yeah, it's true. Against the game against Monaco, I had some muscle problems, but I'm over that now, and I'm ready to help the team. And my body feels good. Of course, like you said, there's a lot of games and a lot of traveling in the last weeks and also the upcoming weeks. But I think, my body feels good, and I'm ready to play the games. Sizin de bahsettiğiniz gibi Monaco maçı öncesinde bir belki kas sakatlığı problemim vardı ufak da olsa. Aslında çok fazla maç oynuyoruz ve çok fazla seyahat ediyoruz. Bu durum şu ana kadar böyle geldi ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda da yine çok fazla seyahate ve çok fazla maç oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki kolay değil ancak orada bahsettiğim ufak sakatlık problemi şu an atlatmış ve hazır hissediyorum kendimi. Dolayısıyla şu an oynanacak maçlar konusunda vücudum oynamaya hazır durumda. First of all, it's up to the individual player where he wants to play and where he can see he can take the next step in his career. I know there's a Danish guy now went to Galatasaray. He's one of the young guys, and also Victor Nilsson is a young guy who went to the Turkish league. I think it's more like a individual questions where you want to take the next step in your career. Aslında sorunuzun cevabı biraz bireysel olacak. Çünkü bireyselliğe dayanan bir şey bu. Oyuncunun kendisine dayalı bir şey. Oyuncu kariyeri adına bir sonraki adımı nereye doğru atmak istediğine bağlı bu. Oyuncunun kendi seçimleriyle alakalı ya da gelecekte kendini nerede ve nasıl görmek istediğiyle alakalı bir durum. Örnek olarak vermek gerekirse eğer Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Bir Danimarkalı genç oyuncu orada anlaşma imzaladı. Yine Victor Nelson uzun süredir orada forma giyiyor. Ama bahsettiğim gibi oyuncunun nereye gideceği ya da hangi bir tercih yapacağı tamamen kendisine bağlı ve bireysel olacak bir durum için oyunculara sormak gerekir diye düşünüyorum bunu. Individually, what do you think about yourself and what are your future objectives? Which league is closer to your style for your future?
right now my future is in Trabzon. I have a contract here, and that's my only focus. I feel really good here, both in the club and also outside the club. I have my family here, and right now my only focus is to stay here in Trabzon. Şu an benim geleceğim Trabzonspor'da. Kontratım var ve kontratım gereği ve işim gereği yapabilmek adına elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ailem de burada. Sadece bütün odağım, bütün düşündüğüm tek nokta Trabzonspor şu an. I don't know. It's how do you say in English? I think we have a lot of good players and also players who can play more than just one position. Of course, there's a lot of changes, not only on the right side, but in general, in all over, because we have so many games, especially now when the Europa League, Europa League is playing also. So there will be a lot of changes because there's so many games at this moment. But I think we have a really good squad, and that's also why we can make so many changes from game to game, because we have so many skillful players. Aslında sorunuza şöyle yanıt veririm. Çok da bilebileceğim bir durum değil bu. Çünkü çok sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncuların çoğu da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler. Sadece sağ kanat bölgesinde değil, birçok bölgede oyuncuları değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şu an Avrupa Ligi'ne düşündüğünüzde UEFA Avrupa Ligi devam ediyor. Aynı zamanda ligde mücadele ediyorsunuz. Ve demin de bahsettiğim gibi çok fazla maç ve çok fazla seyahat sonucu geniş kadronun önemini görüyorsunuz aslında. Bizim de çok geniş ve çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olduğunu düşünüyorum ben. Sadece sağ kanat mevkisi değişmiyor. Çünkü o konu hakkında belki konuşamam ama bütün bölgeler değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Çok fazla oyuncular yorulabiliyorlar. Dolayısıyla sadece sağ kanat değil birçok bölge değişiyor. Ama o sağ kanata da oynayabilecek yetenekli çok sayıda oyuncumuz var. Teşekkürler. Tamam. Okay. Sana dedi okay dedi bana yes. Gray rogi. Ay tamam. Evet, 10 dakikada bitti güzel ya. Bazısı 25 dakika sürüyor.